Hocam kabuklu deniz mahsullerini veya midyeyi tüketmemiz caiz mi? Bu noktada bize net bir bilgi verir misiniz? Özellikle ilgili hüküm haram mı veya mekruh mu? Evet. Yemek istiyorum ama arada kalıyorum demiş <laughs> adamlar. Şimdi şöyle ki Hanefi mezhebine göre deniz mahsullünün yenilebilmesi için şeklinin balık şeklinde olması yani aslında isminin balık olması gerekir. Evet. Dolayısıyla e, ahtapot, isteridye, midye, kalamar işte bu tarzda bahsedilen geri kalan işte e, deniz mahsulleri balık nitelendirilmesiyle isimlendirilmiyor ise böyle bir şey yenilmesi Hanefi fıkhına göre caiz değil. Hı hı. Peki net bir ifade yani haram mı mekruh mu ifadesini vurgulamak istiyor ya kardeşimiz. Ee, Şimdi e, haramdır, avamın anlayacağı tarzda haramdır ama iştihadi bir konu olması itibariyle inkar eden küfre girmeyeceğinden Hı. dolayı kaynaklarımızda tahrimi mekru olarak ifade edilir. Çünkü aynı meselede şafi fıkhına baktığımız zaman eğer o şey denizde yaşayan bir canlı ise bir varlık ise onun şeklinin illaki balık şeklinde olmasına gerek yoktur. Buna göre ahtapot, kalamar, yengeç, işte istakoz midye tarzındaki şeylerin e, şafi fıkhına göre tüketilmesinde bir mahsul lazım gelmez. Hı hı. Bu sebepten dolayı iştihadi olan bir meselede katli bir çizgi çizerek haram yani inkarı küfrü gerektiren bir haram ifadesini kullanmak e, doğru bir şey değildir. Öyle ol çünkü mezhepleri tekfir edilmesi gerekir ki bunu hiçbir kimse söylemiyor. Ama burada tahrimi mekru ifadesi kullanılıyor ki bunun iştihadi haram olduğunu göstermeye yöneliktir. Ama bunun avama yansıyan tarafında haram olmasıyla tahrim mekru arasında bir fark yoktur. Yani vitir namazı ile yassı namazı gibi mukayese edebiliriz. Yassı namazı için farz namaz diyoruz, vitir namazı için vacip namaz diyoruz Hanefi mezhebine göre. Peki ne fark vardır? Vitir namazının vacibiyetini inkar etmek insanı küfre sokmaz yatsı namazının farziyetini inkar etmek insanı küfre sokacaktır. Aradaki fark budur. Oysa yatsı namazında kılınmadığı zaman insan e, ahirette mesul olur. E, zimmetinde bir mesuliyet olur ve kaza etmekle mükellef olur. Vitin namazında kılmadığı zaman kişi mesul olur. Ahirette mesul olur ve onu kaza etmekle de mükellef olur. Dolayısıyla bu gibi iştihada dayalı olan haramlar ki tahrimi mekruh diye ifade ediliyor. Bu bizim açımızdan bunu bir hafiflik olarak görmememiz gerekir. Bu Hanefi kuralları doğrusuna Hanefi mezhebi prens prensibi doğrultusunda eğer biz o mezhebi iltizam etmişsek, ona göre hareket ediyorsak bundan kaçınmamız gerekecektir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Allahümme salli ala